Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir de çekebilsem. Bugün çarşıya çıkıyorum. Arkadaşlarımla beraber buluşacağım. Ondan sonra bir güzel gezeceğim inşallah. Bakalım nasıl geçecek günümüz arkadaşlar. Umarım güzel geçer. Evde hiçbir başlangıç yapmadım. Video başlangıcı yapmadım. Saat 4'e geliyor ve ben yeni başlangıç yapıyorum. Hadi gidelim. Vallahi gölgeye geçtim sizle konuşabilmek için. Çıktım gidiyorum. Şimdi arkadaşlarımla buluşacağım işte dediğim gibi. Oradan çarşıya gideceğiz. Belki elbise bakarım. Sonracığıma biliyorsunuz Nisan ayında Balıkesir'e gideceğim. Balıkesir'de düğünümüz var. Görümcemin kızının düğünü var. Onun için elbise bakmam gerekiyor. Bakalım güzel bir model bulabilecek miyim? Aslında Instagram'da butiklerde çok güzel elbiseler var ama yani böyle alması, göndermesi, olmadı, geri iadesi falan bir sürü kargo parası tutacak. O yüzden çok da cesaret edemiyorum ama şey yapacağım. Bir bakayım buradaki butiklere falan bir bakayım neler var. Ona göre bir şekil alacağım. Gideyim bakalım. Hava da çok güzel. Gerçekten bahar geldi artık. Yaşamadım da. Artık bahar geldi. Vallahi insan güneşi görünce cıvıl cıvıl oluyor. Ay, hadi gideyim. Geldim ama Reyhancığım hala inecek. Evden çıkınca aradım bir de Reyhan çıktım geliyorum diye. Geldi. Ben de seni şikayet ediyordum hala Neymiş inecek şikayet diye. ediyorsun? Evden çıkınca aradım hani geliyorum diye hala inecek dedim. Ne haber? İyi senden. İyi vallahi ne olsun. Devam mı gene? Biz şimdi bir devam tabii ki. Sıfırdan. İnşallah. Biz şimdi Arzu'yu aradım ben şimdi. O da AVM'deydi. O da gelecek şimdi. Onunla da buluşup devam ediyoruz. Geldi. Biz şimdi hep beraber Bafra'yı talan etmeye gidiyoruz. Talan edebilecek miyiz acaba? Tavaf edeceğiz. Tavaf mı edeceğiz? Evet. Ha, tamam. Birazcık. Talan tava. Bir bakalım Daha neler sorun varmış. olmaz ya. Kızlarla beraber züccaciye de gezelim dedik. Neler var, neler gelmiş, yeni ürünler gelmiş mi diye çok güzel tabaklar, çerezlikler var. Çok beğendim. Gerçekten çok güzeller. Fiyatları biraz benim bütçemi aşıyor şimdilik. İnşallah ileride nasip olursa alırım. Size de şöyle göstereyim. Şu kelebekleri çok beğendim ama böyle konsolumda bir köşeye koyabilirim diye düşündüm. Dekor olarak. Çok böyle şatafatlı şeyleri sevmiyorum mesela şu yandakiler gibi. Bu bambu kahvaltılıkları da çok beğeniyorum. Hani çok pratik geliyor bana. Sürekli her seferinde kavanozdan zeytin al, peynir al derdi yokmuş gibi, olmayacakmış gibi geliyor. Hani sabahleyin hemen kahvaltı hazırlamak için. Güzel geliyor ama birazcık pahalı benim için. Şu an bütçemi aşıyor bunlar. İleride belki alırım, alabilirim. Bilmiyorum. Nasip. Alsak da olur, almasak da olur. Sonuçta hepsini karnımızı doyurmak için kullanıyoruz. Yani yiyecek ekmeğin yemeğin olsun da karn hani tabakların hepsi aynı. Sadece böyle göze hitap ediyor. Biraz daha hani estetik duruyor. Ha, arada almak da lazım tabii. Hani insan nefsini de doyuracak. Yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama tabii herkes bütçesine göre yaşıyor. Yani herkes gelirine göre, yaşantısına göre hareket ediyor. Burada cam çaydanlık da var. Ona da bayıldım. Bir gün alacağım cam çaydanlık. Böyle içinde suyun kaynamasını gerçekten çok beğeniyorum böyle. Hani çayın demalışını izlemek de güzel, zevkli olacaktır. İnsanları böyle hani mutfakta motive eden şeyler lazım diye düşünüyorum. Derinliğine mi bakmak istedin sen? Evet, ağız kısmını. Nasıl çıkartacağım? Açık çek. Kalın Kalın. mı? Şu ağız kısmı pek kullanışlı olmaz değil mi sanki? İçmeye rahat da olabilir aslında dudak yeri gibi. Ne bileyim. Gerçi çok şey duruyor değil mi? Tabağım Şey, kırmadı. Kırmadı Reyhan. Arkadaşım. Besmele ile aldım şekerim. Evet, Çok çok güzel şey oldu. zarif ama. Zarif ama çok şatafatlı bence. İşte şatafatı sevenler alıyor şekeri. Bak ben bunu seviyorum mesela. Benim bundan var. Şu da çok şekermiş. Evet. Baksana. Bu da çok güzel. Bak bardakları da. Şu güzelmiş bardaklardan. Şunu çok Bak sen de beğendim. sade seviyorsun aslında. Çok şık. Kaç Değil mi? lira? Bak. 27 lira mı? 20, 3 lira. 23 6 tane söyledi. mü? 25 mi? 23 diye okudum ben ama. Çok 23, güzeller. evet. Bak burada da renklileri var.
Hepsi çok güzel. Efendim canım. Bak şu da çok güzel reyhan çubuğu. Bu mu? Hı hı. Yani bu daha ağır şu da. Şu şey yok ağır da bu hani böyle şey gibi güveç gibi duruyor. Şey yok güveç değil ne diyorlar ya? Testi. Heh testi gibi. Dursun öyle bırak. Efendim Arzucuğum. Şey de yapabilirsin. He. Bambusunu ekstra da kullanabilirsin böyle kuru meyve gibi. Bir de şu var bu da çok güzel. Kullanabilmek için. Olabilir. Hani domates salatalık ya da iki ayrı salata koydum. Evet, çivile karışım. Olabilir. Çok amaçlı gibi. Yani. Güzel. Meyve aynı şekilde. 124 liraymış bu. Var. Her şeyi vardır. Ay. Şöyle düz tabak da seviyor. Arzu. Şunlar da çok güzelmiş aslında bak kendi evimize almayan. Baksana 25 liraymış abi gerisi bana. Biz böyle geziyoruz birazcık birazcık züccaciye gezmesi. Bunlar alınabilirmiş ya. Kaseler 4 lira. Ne Reyhancı? Bunlar alınabilirmiş. 25 liraymış. Daha güzel şunlar. Hangisi? Onu almıştı sanki o. Bundan aldı mı? Şam'dan mı gelmiş? Şey. Şundan. Şam'dan takım bilmiyorum ki. Fırın kapları da çok güzel. Öyle mi? O benim dediğim gibi değil mi? Makineye girdiğinde böyle çizik çizik olabiliyor. Fırın kapları da çok güzelmiş. İkili olarak 159 TL. Bafra sokaklarında geziyoruz ama hiçbir elbise bulamadık değil mi Arzu? Bulamadık vallahi. Bakıyoruz bakıyoruz. İnşallah. Ben eve geldim. Arkadaşlarımla gezdim, dolaştım. Eve geldim. Daha önce geldim. Saat 8 oldu ama ben yokken neler yapmış oğlum eşim. Bakın arkadaşlar. Ödevi varmış Canerciğim'in. Evet, kuş yuvası sanmayın. Vallahi çok güzel olmuş. Hemen kamerayı çevireyim de öyle göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın. Anlat kocacığım. Evet, neler yaptınız? Mimari olarak bir balkon bıraktık. Balkon kapısı. Zemin buradan böyle ürküyor. kombimiz var. Baymak. Az yandan göster yandan kombiyi. Borusunu bak. Görelim. Diğer tarafa çevirir misin? Baymak kombimiz çevir, çevir, var. Çevir. Bakın kombimizin kombimizin bacası bile var. Şey yapmaktansa demiş kocacığım. Yani, baca yapmaktansa kombi yapayım demiş artık bütün var. Evler. Yani şöyle görüyorsunuz kapımız içe dışa tam açılabiliyor. Evet. Sensörlü. Eline sağlık. Ne kadar zamanda yaptınız? Şöyle de bakarsanız Costa Veniş. Ne kadar zamanda yaptınız? 2 saat oldu herhalde. Bir, he? Okuldan gelince 5.30'da başladım. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Vallahi tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Eve gelince mutfağa girdim ki ne göreyim arkadaşlar. Bakın Ali Beyciğim kocaman Türk kahvesi almış. Sonracığıma finiş almış. Sonracığıma muz almış. Eve öyle gelmiş sağ olsun hiç eli boş gelmez parası olduğu müddetçe hep böyle alır gelir yani evin eksiğini halbuki tezgahın altında bundan vardı biraz ama almış yine de sağ olsun. Şimdi ben de hemen o kahveyi getirdiyse ben de yaparım pişiririm beraberce içeriz karı koca. Bu fincanları da bana hediye almıştı Alişim sağ olsun. Madame Coco'dan almıştı arkadaşlar. Bu eve yeni taşındığımız zaman AVM'de görevliydi Ramazan'da. Biz de Ramazan'dan bir hafta önce falan taşınmıştık evimize. İşte o zaman AVM'de görev yaparken indirime girmiş. Sonra ben de dedim ki herif keşke hep dedim AVM'de görev yapsan sen dedim hani. Bu fincanlarımı almış. Sonrasında bu cezveyi de almış. Bunu da BİM'den almıştı arkadaşlar. Hemen ben de şimdi bir kahve yapayım. Beraberce karı koca kahvemizi içelim. Sonra da sohbet etmeye devam edelim sizle. Burası benim fincanlarımı koyduğum, su bardaklarımı koyduğum ve yine fincanlarımı koyduğum dolabım. Ama buralarda düzenlenecek. Hadi şimdi kahvemizi yapalım. Hemen şöyle alalım bakalım. Suyumu da ekledim arkadaşlar. Hemen kahvemi ekleyeceğim.
Sizler neler yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Azıcık kamerayı ayarlayayım şöyle. Ben iyiyim, şükürler olsun. İyi diyelim, iyi olalım. Hemen kahvemi yapayım. Biraz da sohbet edelim. Çok mutluyum arkadaşlar. Gerçekten ağlamamak için kendime inanın. Ya böyle derken bile gözlerim doluyor benim. İnanın çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Ya çok güzel insan biriktirmişim diye düşünüyorum. Hani ne kadar sosyal medyada olsa çok güzel insan biriktirmişim. O kadar güzel mesajlar alıyorum. O kadar güzel mesajlar alıyorum ki inanın. Yani ya bu duygunun tarifi yok. Gerçekten bu duygunun tarifi yok. Hani böyle beni tanımadan bu kadar destek vermeniz, yani sadece hani böyle ekranda gördüğünüz kadar, hani doğamda, hani böyle doğal hayatımda, hayvandan bahsediyor gibi oldum. Yani kendi hayatımda böyle, sade hayatımda, hani yüz yüze canlı canlı görseniz hani bu kadar sever miydiniz bilmiyorum ama gerçekten çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel mesajlar alıyorum. Çok güzel destek mesajları alıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bazen diyorum hani ne yaptım da ben hani bunu hani yapabildim diyorum. Hani bu videoda sanırım bahsediyorum yine aynı şeylerden ama gerçekten çok teşekkür ederim. Hani bazı şeyler olmasa da olur ama bana burada hani gösterdiğiniz destek inanın beni çok 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 mutlu etti. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar mutluyum. Ya üzüldüğüm noktalar tabii ki var. Ama hani keşke olsaydı. Yani keşke olsaydı ama şu kameramı da ayarlayayım. Cezvemi de göreyim. Şarj aletim de bir sinir ediyor beni. Olmuyor. Neyse çok uzatmam videoyu zaten. Dediğim gibi arkadaşlarım, gerçekten vermiş olduğunuz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yani inanın YouTube'dan para kazanmak mı, insan kazanmak mı deseniz insan kazanmak derim. Gerçekten gerçekten kazanmışım yani. Hani para kazanmaktan çok çok daha güzel bir şey bu. İnanın çok güzel dualar ediyorsunuz. Yani çok çok mutluyum gerçekten. Yeni bir başlangıç oldu. Hepimiz için de yeni bir başlangıç oldu. Hani benim yanımda olanlar için. Kısa bir sürede yine belki büyürüz. Hani sizin desteklerinizle. Diye düşünüyorum arkadaşlarım. Gerçekten hani toparlayamıyorum. Kendime hayvan muamelesi bile yaptım yani doğal hayatımda falan. Ha, demek istediğim hani keşke böyle yüz yüze görseniz de tanısanız beni. Hani internetten değil de hani böyle yüz yüze görseniz, sosyal medyadan değil de. Ama yine de kendimi aktarabilmişim. Hani bu da bir beceri galiba. Çok sağ olun, eksik olmayın arkadaşlarım. Valla. Ya benim sırtım yere gelmez siz böyle benim yanımda olursanız. Benim sırtım zaten yere gelmez. Allah hepinizden razı olsun deyip şu sularımı da doldurayım. Yani bazen diyorsunuz ya hani böyle deriz her şey para değil. Gerçekten bunu bir kez daha görmüş oldum. Asla her şey para demek değil. Gerçekten güzel insan biriktirebilmek de çok güzel bir şey. Çok samimiyetimle söylüyorum yani bunu. Ha bu kadar emeğin yanında tabii ki hani gönül istiyor. Hani olacak mıydı, olur muydu, ne kadar olurdu? 2 lira, 3 lira, 5 lira falan gibisinden. Ama şükürler olsun her şeyde vardır bir hayır. Allah'ım başka acı, dert, keder vermesin. Ne acılar, ne acılar var. Ve ben şu, yani bunu tutuyorum ama uzun zamandır kullanmadığım için böyle yapış yapış olmuş bu. O yüzden çıkarayım ben bunu ya. Beni çok rahatsız etti. Çıkarabilirsem kahveyi dökmeden. Çıkaramıyorum. Neyse kalsın böyle. Bir güzel ciflerim de. Ya böyle plastik olduğu için herhalde böyle oldu. Uzun zamandır kullanmadığım için. Geri taktım. Böyle işte arkadaşlarım. Hani az önce Instagram'dan da yazıyorsunuz bana. Dönüş yapamıyorum birçoğunuza. Kusuruma bakmayın ne olursunuz. İnanın
çok fazla zamanım olmuyor. Yani yetişemiyorum. Artık hani böyle YouTube videolarımı da gündüzleri çekip akşamları düzenleyip telefonu bir kenara bırakmak istiyorum. Son zamanlarda beni gerçekten çok yordu. Ama size de böyle güzel kaliteli içerikler sunmak istiyorum aslında. Hani ne gibi beklentiniz var benden? Ona göre yola çıkayım. Ona göre hareket edelim, beraber yürüyelim. Siz de mutlu olun, ben de mutlu olayım. Hani neler görmek istiyorsunuz diye soruyorum bunu. İsterseniz videoyu böyle bitireyim ben arkadaşlar. Bitireyim mi? Bitireyim. Bitiresim de yok ama. İnanın var ya, özlüyorum bir de video çekmeyi, biliyor musunuz? Gerçekten video çekmeyi de özlüyorum. Ha, bugünden bahsetmedim size. Bugün ben hiç elbise bulamadım. Bir tane bile elbise denemedim. İnanın deneyecek kadar güzellikte olduğunu düşünmedim hiçbir elbisenin. Ama neden? Yani böyle derken hani çok farklı böyle ahım şahım şatafatlı bir şey aradığımı düşünmeyin. Vallahi ben normal hayatımda da giyebileceğim, düğünlerde de giyebileceğim bir tarz olsun istiyorum. Hani böyle şık ama her zaman giyebileceğim, günlük hayatımda da giyebileceğim bir elbise olsun istiyorum. Böyle çiçekli dallı güllü elbiseler bakmak istiyorum aslında, böyle hareketli. Hani böyle yazın giyebileceğim, hani alıp dolapta durmayacak elbise bakmak istiyorum aslında ama İnanın karar veremedim. Hiçbir elbise denemedim. Bafra'yı gezdim ama bulamadım. Bilmiyorum, belki Samsun'a giderim. Samsun'dan alırım. Bilmiyorum, yani karar veremedim arkadaşlar. Yani şu fiziğime şu fiziğime güzel bir elbise bulamadım. Hatta bir mağazaya girdik. Oradaki arkadaş işte sorumlu. Bir tane elbise gördüm, çok güzel, çok şık. Ay, çok güzelmiş bu dedim. O dedi tek kaldı, 36 beden dedi. Dedim tamam, tam benim bedenim. Ben 36 bedenim. Abla giy dedi, olursa vereceğim sana dedi. Ondan sonra işte şaka maka gülüştük falan. Dedim yok. Yok dedim yani. Hani hiç esnemeyen bir kumaş olduğu için. Baktığınız zaman böyle çok geniş, güzel bir elbise. Hani güzel bir geniş, böyle esneyecekmiş gibi duruyor ama hiç esnemiyormuş. Öyle olunca öyle gır gır şamata yaptık, bir güzel gezdik dolaştık geldik arkadaşlar. Evet, kahvemiz de olmak üzere. Ben şu kahveyi bitireceğim, sonrasında size veda edeceğim. Evet. Şu saçımı da düzelteyim. Böyle yani arkadaşlar, el işi yapacağım yapacağım diyorum. Hiç el işi de yapamıyorum bu ara. Ne yapacağız bilmem. Şu YouTube beni yedi yedi. YouTube'da yedi, AdSense'de yedi. Ama gerçekten zor işmiş. Bilmiyorum yani, yapamadıkça diyorum ki sil şu kanalı. Sil hepsini. Ondan sonra sıfırdan başladın. Çok daha güzel kaliteli içerikler üretmeye çalış. Hani böyle daha faydalı olabileceğin videolar hazırlamaya çalış. Çok kendini kasmadan diyorum. Çünkü kendimi çok fazla kasmak istemiyorum arkadaşlar. Olduğum gibi video çekmek istiyorum. Ya öbür kanalımda nasılsam bu kanalımda da aynen o şekilde olacağım zaten. Maç bitti mi? Ali Beyciğim de balkonda maç izliyordu. Birisiyle mi konuşuyorsun? Evet, birisiyle değil Alişem. Birçok kişiyle konuşuyorum. Balkona sesim gittiği için. Birisiyle mi konuşuyorsun diyorum diyor Ali de. Basket maçı mıydı öyle? Kahve içeceğiz. Toz deterjan aldım sana. Toz deterjan, ben onu parlatıcı mı? Ay yani tuz mu? Yazıyor. Bir okudum, bir şaşırdım, anlayamadım yani çok fazla. 45 lira. Hocacığım kaç lira? 15 liraya düşmüş. Arkadaşlar toz deterjanmış, ben bunu sandım, tuz sandım. Bu kadar yabaniyim işte market alışverişine. Ama bundan sonra bırakmayacağım, peşini ben de düşeceğim hep. Hayli. Peşine düşeceğim market alışverişinde. Ya toz deterjan almış. Bakalım bundan memnun kalacak mıyız? Hani bunu neden yapıştırınca böyle mi göreceksin? Kahvemiz köpürdü. Tülünü yapacağım ben şimdi onun. Sen de yapışır. Daha karışmıyor, o da yapıldı aslında.
Ben şimdi kahvelerimi alayım, kıçıcımın yanına gideyim.